İlk haftalarda develerin bile yaşamlarını sürdürürken zorlandıkları, susuz, bitki örtüsü nedeniyle yok denecek kadar az bir coğrafyada kum yığınları ile debelene debelene yürümeye çalışırken. Sonraki haftalarda balta girmemiş ormanları korku, heyecan, hayranlıkla dolaşıyordum. Bu ormanların derinlerinde yaşayan yerlilerin yaşamlarına konuk olurken avlanma ve toplayıcılıkla sürdürdükleri hayatlarının zorluğu kadar özenilecek doğallığına ve tropik meyvelerin tadına hayran kaldım. Bu metne göre blog yazarının son bir ayda gitmiş olabileceği ülkeler hangisine doğru verilmiştir? Bir kere arkadaşlar çölden bahsetti. Burada Fransa çöl değil ya da Japonya çöl değil. O zaman ben mutlaka ilk ülke olarak neyi seçiyorum? Libya'yı seçiyorum. Daha sonra balta girmemiş ormanlar. Çok sık Amazon ormanlarından bahsettiğimiz yer elbette ki neresi olacaktır arkadaşlar? Brezilya olacaktır. Çünkü e, çok yoğun bir şekilde e, ormanlar var ve çok önemli tropikal bir yaşam alanı vardır Brezilya'da. O zaman cevabımıza hemen bakalım. Tabii ki Libya ve Brezilya'nın olduğu D seçeneği olmalıdır cevabımız. ekonominin en önemli kaynağı olan köleler ediniyor ve ele geçirdikleri yerlerin vatandaşlarını da orduya katarak her geçen gün daha büyük bir orduya sahip oluyorlardı. Ordunun oluşumu açısından yeni topraklarda yaşayan insanları kazanmak elbette onlara bir Romalı gibi haklar vermekle sağlanıyordu. Onlara sadece vatandaşlık vermiyorlardı. Onları din ve sosyal yaşam konusunda da özgür bırakıyorlardı. Kitapların arka kapağında içerik ve kapakla bağlantı kuran metinler yer alır. Verilen metin aşağıdaki kitapların hangisinin arka kapağına yazılabilir? Kan ve Zafer, Mezar Odası, Enheduena, Buğra Katun Şimdi ekonominin köleler edinmişler, haklar vermişler. O zaman kan ve zafer arkadaşlar sanki daha yakın geliyor bize değil mi? Çünkü bir ordu var, bir savaş var. Bu yüzden cevabım A seçeneği olmalıdır. Bu tabloya göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Oyunların yalnızca birinde matematiksel kazanımlar mevcuttur. Evet arkadaşlar, sadece Torreta oyununda matematiksel kazanımlar mevcut. Oyunların hepsi zeka gelişimini dikkat ve konsantrasyon desteklemektedir. Hemen hepsine bakıyorum zeka gelişimini. Bütün oyunlar destekliyor ama bütün oyunlar dikkat ve konsantrasyonu desteklemiyor arkadaşlar. Hemen bakıyorum tekrar. Mesela Güneş ve Ay oyunu dikkat ve konsantrasyonu desteklemiyor. Bu yüzden bu ifade yanlış bir ifadedir. Cevabım B seçeneği olmalıdır. Aslıhan 7 yaşındaki oğlunun okuldaki durumunu öğrenmek için öğretmeniyle görüşür. Öğretmen Aslıhan'ın oğlunun sayma, hesaplama, matematiksel düşünme becerisinin zayıf olduğunu dikkat dağınıklığı ve odaklanma sorunu yaşadığını söyler. Ayrıca konuşma becerilerinde biraz zayıf olduğunu belirtir. Fakat üzülmemesi gerektiğini, bu problemlerin eğlenceli oyunlarla atlatılabileceğini anlatır. Onlara bu tablodaki bazı oyunları tavsiye eder ve oyunları baba ve oğul beraber oynamaları konusunda tembihde bulunur. 160 lirası olan Aslıhan, <laughs> oğluna faydalı olmak için Aşağıdaki oyunlardan hangisini almalıdır? Şimdi bakalım. Matematiksel bir durum söz konusu. Matematiksel bir durum söz konusuysa bizim için en faydalı oyun tabii ki sayma, hesaplama, birleştirme, ayırma, dikkat, dağınıklığı ve konsantrasyon. Sosyal davranış, konuşma geliştirme hepsi şu anda oğlumuz için faydalı olacak bir oyundur. Tuvalet oyunu 160 lirası olan eee Asilhana uygun bir oyundur. Cevabı C seçeneği olmalıdır. Yukarıdaki grafik gün kanalının günlük yayınladığı programların türünü ve yayınlanma süresini göstermektedir. Dikkat edelim arkadaşlar bu sadece süre Grafikte verilen bilgilere göre aşağıdaki yorumlardan hangisi doğrudur? Gün kanalının yayınladığı yarışmalar çizgi filmlerin iki katıdır. Burada böyle bir yorum yapamayız arkadaşlar ki zaten süresi farklı. Eledim. Gün kanalında en çok diziler izlenmektedir. İzlenmekle ilgili hiçbir yorum yapamayız. Bu sadece yayınlanma ile ilgilidir. Gün kanalında yayınlanan diziler filmlerden daha fazladır. Dizi sayısı değil ama dizi saati filmlerden fazladır. Burada süreden bahsetmediği için C şıkkını da eledim. D şıkkında Gün kanalında filmler reklamlardan daha uzun süre yayınlanmaktadır. Bu işte doğru bir yorumdur. Cevabım D şıkkı olmalıdır.